En'am suresi 157. ayet. Ayeti önceki dersimizde ayete başladık. Ayeti ele alıyorduk. Ayetin girişinde en taqauta kulu yahut demeyesiniz. Lev enna unzile aleynel kitabu, şayet kitap bize indirilmiş olsaydı, lekunna ehda minhum, biz onlardan daha hidayet dolu olurduk. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ, İşte size Rabbinizden bir beyine ve hidayet ve rahme geldi. O dediğiniz ayete de bakalım. Orada o ayette onların iddiası olarak mı sunuyordu Cenab-ı Hak? Yani böyle bir iddiaların mı söz konusuydu? لَاِنْ جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ لَاِنْ جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ لَيَكُونُنَّ اَهْدَى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمْ Fatır Suresi 42. ayette, evet onların bir iddiası olarak varmış burada. Diyor ki وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ Var güçleriyle yemin ettiler. لَاِنْ جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ Onlara bir nezir gelecek olsa لَيَكُونُنَّ اَهْدَى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ Ümmetler içerisinde en hidayet sahibi olanlardan bir tanesi olurlarmış. Öyle iddia ediyorlar. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ İşin aslı cevapta saklı. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ Onlara nezir gelince, uyarıcı gelince مَا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُورًا Onların sadece azgınlığını, yüz çevirmelerini, tanımazlıklarını... Nüfur bizdeki nefret dahil mi hocam? Nüfur nefret değil de yani kaçış demek. اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا Firar, evet bizdeki firar gibi. Sadece daha hızlı kaçtılar yani, vahiyden iyice uzaklaştılar. Evet, hani bu kadar yakına sokunca daha fazla kaçış gerçekleşti. Şey gibi, hani mıknatıs etkisi var ya, daha yaklaştırdığınızda o daha fazla kaçış sağlar. Bu da öyle oldu yani, uzaktan olunca bu kadar kaçmıyorlardı. Şu halde onlardaki kaçış potansiyeli zaten onlarda söz konusuydu. Kitap gelince geldiği toplumlarda sadece kitaba yani hakikate susamış kimseler açısından netice sağlıyor. Aykırı duran kimseler bu kadar kitap diplerine gelince daha bir agresif tepki vermeye başlıyorlar. Yan tarafa gelse biraz uzak coğrafyaya gelse belki bu kadar tepkisel olmayacaklar. Yani tepkisel olmayacaklardaki iman edecekler anlamında demiyorum. Uzaktan uzağa iman etmeyecekler. Umurlarında olmayacak çok fazla. Bu kadar diplerine girince bu sefer aleyhte tavır göstermek, iyice onunla mücadele etmek, çatışmak reaksiyonuna giriyorlar. Çünkü hazzetmedikleri şey bu kadar diplerine gelmiş. Uzakta kalınca gözden ırak, gönülden de ırak. Bu neyi gösteriyor? Bu İnsanların tepkisi zaten kendi içerisinde söz konusu. Kitabın yakınlaşmasıyla tepki olumluya dönmüyor. Kitabın uzak kalmasıyla tepkisi olumlu olan bir insan olumsuz kalmıyor. Kişinin Rabbe karşı, yaratıcıya karşı tepkisi kendi içerisinde mevcut. Dolayısıyla sen birini karşına alıp onu ona Rabbi hatırlattığında eğer o sen hatırlatmazdan evvel yaratıcısına karşı saygılı bir potansiyelde ise o senin söylediklerini müspet karşılıyor. Ama yok Rabbine karşı yaratıcısı ya, bak kitap mitap bunlardan hepsinden uzak yaratıcısına karşı. Çünkü her birey yaratıcısı gerçeğinin şuuru içerisinde hayatın içerisine giriyor, büyüyor. Her şeyde o yaratıcı faktörün, var edici gücün etkisiyle karşılaşıyor. Dolayısıyla ona karşı müspet, saygılı ve hatta onun arayışı içerisindeyse ondan bir vahiy ile karşısına çıkan kimseye olumlu tepki veriyor. Ama yok o güne değin yani nübüvvetle, nübüvvetin mesajıyla veya karşılaşmazdan evvelki hayatında yaratıcı kudrete karşı hep saygısız kalmış, onun merakı içerisinde olmamış, bir yaratıcı erkin olduğu düşüncesine bile hep mesafeli durmuş. Olmasa iyi olur. Keşke böyle hayat kendiliğinden başlamış ve öyle sorumsuzca devam ediyor olsa.
Ya meyyal olmuş kimseler, bunlar yaratıcıya karşı saygısız bir başlangıç noktasındalar. Yani potansiyel olarak böyleler. Dolayısıyla da onlar nübüvvetin sıcak mesajıyla karşılaşınca daha fevri, daha reaksiyonel, daha tepkisel oluyorlar. O yüzden Allah Azze ve Celle Resulüne dedi ki, yani bu senin dibinde olup da anlatmana, iyi, güzel, yakışıklı anlatmana ve buna bağlı şey değil. Tamam, senin sorumluluğun güzelce anlatmak, ne bileyim yumuşak tavır takınmak vesaire, ama netice buna bağlı değil. Netice neye bağlı? Netice onun Cenab-ı Hakk'a, Yaradan'a karşı duyduğu saygıya bağlı. O yüzden buyurdu ki Allah Azze ve Celle, اِنَّمَا تُنْدِرُ مَنْ اِتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ. Sen ancak zikrin ardına düşmüş, yani gerçeğin arayışı içerisinde, وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ, Rahman'a karşı saygısı olanı ancak uyarabilirsin. Bak, adamda Rahman'a karşı, yaratıcıya karşı bir saygı söz konusu. Siz ona, ben sana göklerin yerin yaratıcısından haber getirdim. O ki ondan gayrı bir ilah yoktur. İnsanların hepsi kendisine ilahlık taslayanından tut, en aşağısına kadar bir tarağın dişleri gibi eşittir. Gökteki cisimler de ilah, tanrı vesaire değildir. Putlar hele hele hiç değildir. Ondan gayrısına kulluk etmemeliyiz. Onu nasıl tarif etmeliyiz? Hepimizin yaratıcısı, göklerin yaratıcısı, yerin yaratıcısı, arasındakilerin yaratıcısı, her hangi kudret işte ise onu kastediyoruz diyerek davet ettiğin zaman adam, ben de bu kudrete saygı belledim hep içimde. Var edicime bilemedim, tanıyamadım, belki doğru düzgün tarif edemedim ama onu hep bildim. Senin bu mesajın ne kadar güzel, benim içime ne kadar hoş bir esinti sağladı. Bu, o güne kadar olan deneyimleriyle yaratıcı kudrete karşı saygılı bir ve hakkaniyetli bir, kadirşinas bir yaklaşım sergilemiş kimse. Buna vahyin mesajı şey gibi geliyor, ne derler? İlaç gibi geliyor. Yani Hazreti Ebu Zer'e ilaç gibi gelmesi gibi. Ya ne kadar doğru. Ben de zaten bu putlardan haz etmezdim. Ben de zaten bu sınıfsal ayrımdan, birilerinin putların dibinde onların ilaha daha yakın, onların eliyle ilahların halkı yönetmesinden, hani o günkü Kureyş oliganşisi böyleydi. Bu tabi fıtratını doğru kullanmış kimselerin vahiy öncesi potansiyelleri. Dolayısıyla vahiyle de temas edince böyle ilaç bulmuş gibi oluyorlar. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki onlara yarar sağlar. Ama vahiy öncesi bile yaratıcıya dair ayetlerin kendisini rahatsız ettiği bir adam düşünün. Bu vahiy ile de karşılaşınca daha bir tepkisel oluyor. Daha bir zıt tavır takınıyor. Diyebilirsiniz ki vahiy ile, yani nübüvvetle hiç karşılaşmasa ne olur? Hiç karşılaşmayanlar açısından da saygılı olanlar ve saygısız olanlar ayrı yol tuttuklarına göre, saygılı olanlar, yani yaratıcı fikre saygılı olanlar, böylece o sadece ayetler, kevni ayetler temelinde şirkten uzak durabilmiş olanlar elbette ki hidayet üzereler. Resulullah'a soruldu nitekim bunlar. İşte falanca dediler, putları reddederdi. Sadece tek bir ilah derdi. Adam ne namaz bildi, ne abdest bildi, ne şer-i şerifin hiçbir detayını bilmedi. Resulullah'a sordular, hidayet üzereydi, cennettedir dedi. Kim? Amr bin Nufeyl, unuturum hep ismini. Yahut yine vahiy öncesi Ebu Zer el-Gıfari gibi, yine tevhid temeline, fıtratıyla tevhid temeline gelen kimseler. Bu aslında hidayettir, istikamettir. Vahiy ile temas edince de bunlar bundan ziyadesiyle mutlu olurlar. Onlara ilaç gibi gelir. İçlerindeki vardıkları ve aradıkları neticeyle böyle bir anahtarın dişlileri gibi örtüşür ve buluşur. Diğerleri ise Cenab-ı Hak ne diyor? وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. Böyle ayetler çok. Zaten iman edecek değillerdi diyor. Hatırlayın bakın, bir iki tane bulalım onlardan. Eğer bu konuyu öyle değerlendirmezseniz, o zaman وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ayetlerini, zaten iman edecek değillerdi ayetlerini, sanki Cenab-ı Hak kader kılmış onlara.
Dolayısıyla da iman edemezler. Hayır, ondan değil. Cenab-ı Hak وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا derken, yani bunların iman etmeye dair bir yaklaşımları yoktu zaten. Bu ayetler gelseydi iman edecek değillerdi. Şöyle olsaydı da iman edecek değillerdi. Hocam şu katkıda bulunabilir miyim? Madem iman etmeyecekler, Allah Resulleri niye gönderdi diye bir soru olursa رُسُولَ مُنْ بَشِّرِينَ مُنْ مُنْزِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُولِ. Evet, hüccet kalmasın diye. Bu bir, iki, Cenab-ı Hakk'ın bildiği şeyin gerçeği de olması lazım. Yani iman etmediklerinde tezahür etmesi önemlidir. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. Sizden önce nice kurun, yani böyle asırlar, uzun zaman dilimleri helak etmişizdir. Ne zaman helak etmiş Cenab-ı Hak onları? Durduk yere mi? Hayır. Lemma zalemu. Zulmedince. Peki onlara rasuller gelmiş mi? Ve caethum rusuluhum. Onlara da geldi rasuller bil beyinati. Beyinat ile. Bu tabi Resul'ün kendisi olabilir, Resul'ün Resulü olabilir, Resul'ün Resul'ünün Resulü olabilir. Sonuçta önemli olan Resul'ün gelmesi, yani mesajın gelmesi birileri üzerinden. Mesajlar da kendilerine ulaştı. Ama Cenab-ı Hak diyor ki وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. İman edecek değillerdi. Neden? Çünkü zulüm üzereler, yaklaşımları bu, hakikati kabul etmeye ve hakikatin gerçekliğine saygı duymaya dair bir tavır ile başlamamışlar. Yaklaşımları bu. Bunu neye benzetebilirsiniz? Çocuğa diyorsunuz ki 2 kere 2'nin 4. Yani en basit matematiksel ifade. Daha orada 5 diyor, 7 diyor. Kabul etmiyor. Yani diyorsunuz ki 3 kere 3'ün 9'u ne der bu? Büyük ihtimalle 12 der diyeceksiniz. Çünkü yani 2 kere 2'ne bile 4 demeyen, hadi onu bırak 1 artı 1'e bile 2 demeyen adam kalkıp 4'ün kara köküne dersen doğru cevap vereceğini bekleme. Yani daha en basit hakikati, basit derken değersiz anlamında değil, en rahat fark edilebilen, en açık gerçek, göklerin ve yerin yegane tek bir yaratıcısı ve var edicisi olmaklığı veya olması gerektiği gerçeği, biz insanlar da dahil, güneşler, yıldızlar, her neyse, bunların kendiliğinden olamayacağı, hiçbir sistemin tasarlayıcısı, var edicisi olmadan beyhude, alalade, kendiliğinden yani var edilmeyeceği, bu dediğim etki tepki kanununu bilebilmek kadar basit bir şey. Bir insanın kas sistemini düşünün, anatomisini düşünün. Öyle göze möze gitmeden, o kadar inceliklere gitmeden, bunlar öyle bir var edicisi olmadan olacak şey değil. Öyle kendiliğinden olacağına inanacak kadar aptal ve ahmak değilim demek ne kadar basit bir akıl yürütme ise, göklerin ve yerin yaratıcısının varlığını, bu hudus bulan, gerçekleşen olayların bir gerçekleştiricisi olduğunu kestirmek de bu kadar temel bir akletmedir. Yani. Dolayısıyla burada adam daha yan çizmiş. Puta sapmış kimisi, güneşe çapmış kimisi, aya sapmış kimisi, ne bileyim cinlere sapmış kimisi, insanlara tapmaya sapmış çoğu, kendine tapmaya kalkmış veya böyle bir var edici kudret yok diye istikbar edip hiç akletmeye yanaşmamış. Yani insanlığına hiç adım atmamış. Böyle kimselerin vahiy ile buluşunca ne tepki vereceklerini kestirmek güç bir şey değil. Zor bir şey değil. Ama Cenab-ı Hak buna rağmen bu insanlara elçilerle uyardığını, وَاَمَّا ثَمُودُ. Semud'a gelince فَهَدَيْنَاهُمْ. Onlara da hidayet ettik. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَّا عَلَى الْهُدَى. Onlar körlüğü, hidayete daha sevimli buldular. Neden? Ehvalarından ötürü, arzulardan ötürü. Dolayısıyla adam daha senden önceki hayatında
arzuları hakikate tercih etmeyi alışkanlık etmiş. Seninle yani Allah'ın mesajını iletmek üzere sen kendisine vardığında, seninle karşılaştığında da aynı tepkiyi vereceğini doğrusal olarak kestirmek zor bir şey değil. Ele ele dibine gittiysen, komşusu olduysan daha sert tepkiler verecektir, daha haz etmeyecektir. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. O yüzden buradaki iddialarını, yani deminki ayette وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ var güçleriyle yemin ettiler. لَيْنْ جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ. Ah onlara bir uyarıcı gelse لَيَكُونُنَّ اَهْدَى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمْ. Ümmetler içerisinde en hidayetli olacaklarına dair. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ. Uyarıcı kendilerine gelince مَا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُورًا. Sadece kaçışlarını, sırt dönmelerini ve tepkilerini, olumsuz tepkilerini çoğalttı, artırdı. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kendi dediğini ispatlamış bulunuyor. Yani bize ispat etti ki vahiy bir insanın nübüvvetin mesajı, risaletin mesajı bir insanın dibinde olunca o insan hidayete daha meyyal olmuyor. Uzağında kalınca o insan hidayetten daha uzak kalmıyor. Hidayete tutumu buna bağlı değil. Neye bağlı? Yaratıcısına karşı kevni ayetlerden, yani dış dünyayı saran ayetlerden ve kendisinde var olan ayetlerden. Cenab-ı Hak ne diyor? فِي أَنْفُسِكُمْ. Sizde de Allah'ın ayetleri var. Siz de Allah'ın ayetisiniz. اَفَلَا تُبْصِرُونَ. Görmüyor musunuz? اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ. Şu menilerinize bakın. اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ. Onu siz mi yaratıyorsunuz? اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. Yoksa biz mi yaratmaktayız? Dolayısıyla kendisini ve çevresini dolduran, saran ayetlerden, ayetlere nasıl bir tepki vermiş? Daha kitapla karşılaşmadan, vahiyle karşılaşmadan, bu onun vahiyle karşılaştığındaki tepkisiyle de benzer olacaktır.